Kaspersky Lab'le beraber Polonya'dayız. Cyber Security Weekend etkinliğindeyiz. Yanımızda Sertan Selçuk var, Kaspersky Ülke Müdürü. Sertan Bey, çok keyifli bir etkinlik oluyor ve son kullanıcı tarafında ciddi tehditlerden bahsedildi ve bunlara karşı koruma yollarından bahsedildi. Neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Merhabalar. Tabii ki artık günümüzde internete bağlı olduğumuz sadece bilgisayarlardan bağlanmıyoruz tabii ki. Artık bunun yanında tabletlerimizden, mobil telefonlarımızdan da bağlantı yapıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Aynı tehdidi sadece laptopumuza değil, mobil telefonumuzdan ve tabletimizden de alma riskiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden de buna yönelik koruma, nasıl koruyalım, kendi bilgilerimizi nasıl koruyalım, kendi cihazımızı nasıl koruyalım şeklinde güzel bir etkinlik yapmaktayız. Şöyle ki, ben bazı bilgiler vermek istiyorum. Türkiye'de maalesef laptopları, yani bilgisayarların sadece %46'sı korumalı. Mobil cihazların ise sadece ve sadece %5'i korumalı. Bu çok düşük bir rakam. Bu şu anlama geliyor. Mesela ben kendi bilgisayarımda kullandığım bilgiyi aynısını mobil cihazımdan da kullanıyorum. Bu tabii ki mobil cihazımda ne yapıyorsam aynı riske sahibim. Dolayısıyla tabii ki mobil cihazlarımızı ve tabletlerimizi de korumalıyız. Diğer yandan önemli belirtmek istediğim konu var ki son zamanlarda özellikle Türkiye'de çok ortaya çıkan CryptoLocker. Bunlar bir şekilde size e-mail olarak geliyor. Siz de e-maillerinize bakıyorsunuz. İşte şu kurumla ilgili bir fatura diyelim. O fatura bilgilerinizi tıklıyorsunuz ve anında bilgisayarınız kilitleniyor. Tabii ki bu bilgisayarınızı kilitlendiğinizi açmak için de ne yapıyorsunuz? Tabii ki tanımadığınız bir kişiye, tanımadığınız bir yere kredi kartı bilgilerinizi gönderiyorsunuz ve onlar da bir güzel ya sizi fazlasıyla fahiş bir fiyatla alıyorlar ya da dolandırıyorlar. Bu şekilde. Peki Türkiye'de aslında bunları geçenlerde yaşadık. TTNet veya Turkcell adına gelen elektronik postalarla bu hırsızlık yapıldı. Ama buna bir korunma yöntemi de aslında evet makine bir sistem kurulduğu zaman mümkün ama biraz da eğitim gerekmiyor mu insanlar hani bu her e-postayı açmamaları içindeki sıkıntılı dosyalara bakmaları anlamında. Ne yaparsınız yapın tabii ki illaki açan oluyor. Orada şöyle ki artık isme yönelik geliyorlar. İşte mesela bana yönelik Sertan Selçuk işte sizin şu anki faturanız işte atıyorum 200-300 TL lütfen tıklayınız. Sizin de tabii ki insani olarak o anda o kadar fatura beklemediğiniz anda bir bakayım diyorsunuz ve anında tabii ki virüsü yiyorsunuz ve tabii ki bilgisayarınız gidiyor o anda. Peki sizi yakalamışken bu konunun en önemli şirketlerinden birinin ülke müdürü olarak sizi burada yakalamışken madde kullanıcılara, son kullanıcılara, bilgisayar kullanıcılara ve mobil kullanıcılara nasıl güvende kalacaklarını, mobil dünyada ve internet dünyasında nasıl güvende kalacaklarını madde özetleyelim mi? Tabii ki öncelikle şunu söylemek istiyorum. Artık konu sadece bir dizüstü bilgisayarımızın ya da masaüstü bilgisayarımızın korunması değil. Artık kullandığımız tüm cihazların, tabletimizin, mobil cihazımızın korunması şeklinde yapmalıyız günümüzde ve tüm cihazlarımızı koruma altına almalıyız bir defa. Bunun yanında artık günümüzde maalesef internet zorbalığı adını verdiğimiz ve işte çocuklara yönelik özellikle ergen çağındaki çocuklara yönelik psikolojik zorbalık ya da bunun diğer bir türlü de elektronik zorbalık yani size özel saldırıya maruz kalaraktan sizin tüm bilgisayar şifrelerinizi tüm username'lerinizi alma şeklinde kendini göstermekte. Buna yönelik tabii ki önlemlerimiz her geçen gün artmakta. Baş ettikçe tabii ki ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.